Merhaba Actücity TV izleyenleri yayınımıza hoş geldiniz. Değerli konuğumuz Merkez Parti Genel Başkanı Profesör Doktor Abdurrahim Karşı ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil Bey kardeşim. Hocam biliyorsunuz sizde e, Türkiye'nin büyük bir emeklilik sorunu var artık. Emekliler neredeyse artık vatandaşlıktan evet. dahi dışlanma konumunda evet. ve kendilerini aşırı bu ülkede artık büyük ülke olarak görmeye başladılar. Buna da tabii iktidarın ekonomi politikaları neden oldu? Bu da yetmezmiş gibi hocam. Sanki yaralarına tuz basıyormuşçasına kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin durumunu nereden nereye getirdik? 66 TL'den 10.000 TL'ye en düşük emekli maaşı getirdik dediler. Tabii emekliler buna itiraz ettiler. Sosyal medyada ulaşabildikleri ya da sesini duyurabildikleri her alanda birebir görüştüklerimizde de bu bunları vicdanen reddediyorlar. Ve tabii çarpıcı bir de hocam altın örneği var. O zaman 2002'de en düşük emekli maaşıyla 8 tane insanlar çeyrek altın alabiliyorlardı. Bugün 2 tane ancak alabiliyorlar. Hocam emeklilerin durumu ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Emeklilerin durumuyla ilgili ne düşünüyorum? E tabii yani e, bu memlekette yaşayan herkes bizim insanımız. insanımızın durumunun iyi olmasını, rahat olmasını, güzel olmasını, halinden memnun olmasını isterim. Yani siyasetin konusu zaten insanları... Memnun etmektir, rahat ettirmektir. Ekonomik olarak, hukuki olarak güven altında olmasını sağlamaktır. Ee, ve e, birlikte yaşamalarını temin etmektir. Siyasetin konusu budur. Dolayısıyla ben de hem hukukçu hem bir siyasetçi olarak... ...emeklerimizin halinden memnun olmasını, rahat etmelerini isterim. Bir de diğer ülkelerin emeklerine bakınca hakikaten... ...Türkiye'deki insanlarla mukayese ettiğiniz zaman... Özellikle gelişmiş memleketlerle ilgili hallerine baktığın zaman insan üzülüyor Türkiye'deki hallerine. Ee, çok perişan, sıkıntılı bir halde. Yani bir emekli bugün aldığı maaşla kirasını ödeyemez durumda. Yani hepsini kiraya verse kirasını ödeyemez durumda. E bu insan ne yesin, nasıl çalışsın, hayatını nasıl devam ettirsin? Ee, bir de e, yani e, hem... E, ...basın yayında hem sosyal medyada durumlarını görüyoruz. E, hakikaten feryat ediyorlar. Yani yaşayamıyorlar. E, kuyruklarda... E, ...yani hükümetin uydurduğu bir şey var. Eskiden diyor, e, yokluk kuyrukları vardı. Şimdi varlık kuyrukları var. Ne demekse o. E, ya Emekliler e, bir şey alabilmek için gece geç saatlerde... ...kuyruklara giriyorlar, bekliyorlar. Üç kuruş, beş kuruş bazı şeyleri ucuza alabilmek için hakikaten sıkıntılı bir haldeler. Yani emeklerin bu durumuna iyi demek için veya demin sizin söylediğiniz gibi işte emekli maaşını şu halden şuraya getirdik, nerede nereye bu kadar iyileştirdik demek için <laughs> yani ya deli olmak lazım ya da çok çok affedersiniz, çok affedersiniz, çok ahlaklı da olsa bu yapılmaz. Biraz ahlakı yönden sıkıntınız olması lazım ki onların o haliyle dalga geçesiniz. E, bu hükümet hangisini yapmak istiyor? Ben gerçekten e, şaşkın bir durumdayım. Yani hayret içinde izliyorum. E, yani onların e, durumlarının e, iyi olmadığını yarım ağız ifade edip ondan sonra da nereden nereye getirdik filan diye böyle demin söylediğiniz gibi alım gücüne bakmaksızın sırf rakamlarla oynayıp iyi bir hal onlara temin etmiş gibi bir Hayat tarzı tayin etmiş gibi, temin etmiş gibi, sağlamış gibi böyle bir beyanlarda bulunmak gerçekten insan şaşırıyor. Yani bu niye bu makamdaki insanlar, hükümet idare eden insanlar, özellikle Cumhurbaşkanı'nın bu beyanları neden böyle söylüyor? Yani demin dediğim gibi dalga mı geçiyor insanlarla falan İnsanın aklına gelen bu. E maalesef durum bu. Hakikaten de dalga geçen bir hal var ama... E, hocam e, dalga geçtiği muhakkak belli. E, bir de hocam sabır ve dua istedi emeklilerden. Hiç kimse de dua doğru. etmiyor hocam yani. Nasıl olacak bu doğru. iş? Doğru yani e, bu hükümetin zaten e, insanlara anlatmak istediği o. Fakirliğin güzel olduğunu. Her halükarda, her şartta mutlaka dua edilmesi ve sabredilmesi gerektiği. Ondan sonra bunların kaderin bir cilvesi olduğunu. Ondan sonra e, bütün her halin Allah'tan olduğunu, kendilerinin bir kusuru olmadığını, yani çok affedersiniz kadere ve Allah'a iftira eden bir tarz var. Çünkü bu şartların doğu ortaya çıkması için bunların temin ettikleri sebep, müracaat ettikleri sebep, şartlar bu durumu ortaya çıkardığı için kendi kusurlarını haşa kadere havale edip, Allah'a havale edip emeklerden de dediğiniz gibi sabır ve dua istiyorlar bizim millet de sanki buna alıştı gibi yani kusura bakmayın ama işte biz birkaç ay önce bir seçim yaptık. E birkaç ay önce emeklerin durumu çok daha iyi değildi ki. Ve şu belliydi, gene belli. Türkiye'de bu 10 yıldan beri belli. Her gün bu hükümet değişmedikçe her gün insanların durumu madden ve manen daha kötüye gider. Çünkü Bakın 2013'ten beri bu memlekette ekonomi kötüye gidiyor. 2013'ten beri üst üste üst üste üst üste üst üste pert başına düşen milli gelirde ve cari açıkta, enflasyonda, dövizde, faizde hep kötüye gitme var. E bunları bizim insanlarımız göre göre bu hükümete kredi veriyor. Yani en son seçimde yine bu cumhurbaşkanlığı emekli milleti bu hale getiren insanı %52'ye yakın oyla bu memleket Cumhurbaşkanı olarak seçti. E 20-25 gün sonra da önümüzde bir mahalli seçimler var. Bence gene emeklilerin çoğunluğu, ekserisi gidip bu hükümete oy verecek. Böyle bir durum var. Yani insanların yaşadıkları aslında kendi fiillerinin sonucu. Dolayısıyla e, biz bunu hak ettik. Nasıl hak etsek öyle idare oluyoruz. Evet. E, Genelde şöyle bir korkum da var. Diyorum ki bazen mesela emekliler sabahleyin erkenden gidip kuyruğa giriyorlar ya çok uzun kuyruklar. Emin olun o kuyruklarda bile bir sandık koysanız kuyruğun önüne o kuyruktaki emeklerin çoğunluğu AK Parti'ye oy verecek tarzda e, kullanırlar reylerini, durumlarını. E, çünkü bu hükümet şuna inandırdı milleti. Biz yerli ve milliyiz. Özellikle de biz dindarız. Dolayısıyla Türkiye'de işte dini, yerliliği, milliliği geliştiriyoruz. Bakın bilhassa da Türkiye'nin savunma sanayiyle ilgili çok ciddi ataklar yaptık. Uçaklar ürettik. İşte geçen gün bir uçak uçurdular ya hani ha. bir, bize ait olmayan kan Beşinci nesil uçak. Yani kimsenin yapamadığı. Bir iki ülkenin yaptığı, içinde de Türkiye'nin yaptığı yerli milli sanayide çok ciddi gelişmeler. <laughs> Cumhurbaşkanı hep söyler yerli ve milli sanayideki payımızı yüzde yirmiden yüzde seksenlere kadar çıkardık falan diye. Çok güzel füzeler yaptık, sanayimiz gelişti, topumuz tüfeğimiz gelişti. Yani neredeyse Kuzey Kore'yi bile geçtik top tüfek noktasında falan demeye getiriyor. E, emekliler de biraz bu duruma razı olacaklar yerli ve milli iş için işte dinin kuvvetlenmesi için halifeliğin yeniden gelmesi için belki şeriatın ilan edilmesi için emeklerimizin de artık artı kabre yaklaşmış dindar. biraz daha sabredip dua ederlerse bu bazı sıkıntılar çekerler ama bu çektikleri sıkıntıların yanında da işte böyle güzel sonuçlar alınıyor. Yani bu millet kan dökerek alındığı işte, Nasıl mücadele ederek, açlıkla mücadele ederek elde edildi? E şimdi de hilafeti elde ediyoruz yeniden. Yeni Osmanlı'yı kuruyoruz, şeriatı getiriyoruz. İşte Allah'ın vaat ettiklerini gerçekleştiren bir iktidarımız var. Yerli ve milli o demek. E Allah'ın vaat ettiklerini gerçekleştiren bir iktidar içinde insanlar gerekirse hayatını da verir, kanını da verir, canını da verir biraz da sabreder. Hatta biraz daha da bunlara dua eder. Bu sıkıntılara da tahammül eder diye bir şey anlatıyorlar piyasaya. Yıllardan beri bunu anlatıyorlar. Bence tuttu da bu. Bu seçimlerde de yine başarılı olurlar diye düşünüyorum. Hocam tabii emeklilerin durumu da böyle maalesef. Evet. Hocam iktidara muhalif olan vatandaşlar da artık emekliler için bunlar evet bunlar için müstehaktır yaklaşımını da artık insanlar şekil ortaya koyuyorlar. Tabi kurunun yanında yaş dayanıyor. Biraz önce çok evet. çarpıcı bir örnek verdiniz. İş ora onu da konuşmak istiyorum hocam. Bu vesileyle onu da sorayım. Biliyorsunuz hocam son 15 gündür daha önceki alışkın olduğumuz varlık kuyruğu da denilen tanzim satışları, soğan, patlıcandan sonra şimdi de tabi ucuz et kuyrukları Evet. evet her Evet. yerinden görüntülerle maalesef Evet. gece yarısından itibaren sıraya giren insanları Evet. 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 ve Evet. kanser hastalarını görüyoruz. Evet. tabii değindiniz. Oraya bile sandık bırakılsa belki bugün mevcut iktidara daha çok oy veren bir sonuçla karşılaşabiliriz dediniz. Doğru. Bu hocam et kuyruklarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin tarım politikasını hocam böyle izleyerek bunu da bize değerlendirir misiniz? Ama ondan önce bir müştehaktır. Yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Yani kendi elimizle mi yapıyoruz? Celladımıza aşık mı olduk? Bu nasıl bir haldir hocam? Yani Güzel kardeş. Ee, evet sözünü kestim. Kusura bakma. Siyasetçiler hep bunu söylerler. İşte yıllardan beri Türkiye'de bu söylenir. Bizim millet ferasetiyle bakar. Anadolu insanının feraseti. Ondan sonra işte millet tenkit edilmez. Millete bir şey söylenilmez. İşte suç siyasilerde falan diye. Evet. Siyasilerin eksiği vardır. Ee, ama e, kardeşim yani demin söylediğiniz gibi sırf tarım politikasında değil hayvancılık politikasında değil bu hükümet her politikada sınıfta kaldı her dediğinin tersini yaptı yalan sabahtan akşama kadar gırla gidiyor yani hani millet ferasetle bakıyor inançlı bir milletimiz var ondan sonra işte tabirca caizse kül yutmaz işte e, hatta eskiden beri de söylenir işte mağdurun yanındadır falan filan filan diye ama e, bence son yıllarda, son zamanlarda bunu görmek sanki mümkün değil gibi. Yani e, Cenab-ı Hak da madem biz inançlı bir milletiz, e, akletmeyenlerin başına diyor sıkıntılar, pislikler yağar yani yağmur gibi. E, dolayısıyla akletmeme durumumuz da bizim ortada işte. Yani göz göre göre milletin hali buyken, bu insanlara hala rey vermek, başında tutmak, muhafaza etmek. Yani Allah insanın müstahak olduğunu halk eder, müstahak olmadığını halk etmez. Cenab-ı Hak durduk yerde bu millete bunların eliyle ceza vermiyor. Yani bir sıkıntı var bence. Biz hak ettiğimizin sonucunu görüyoruz diye düşünüyorum ben. Yani bu memlekette ben de 2014'te partiyi kurdum. 2014'ten beri anlatıyorum. Neyi anlatıyorum? Adaleti anlatıyorum, liyakata anlatıyorum, hukuku anlatıyorum, ahlaka anlatıyorum, yalan söylememeyi anlatıyorum, insan olmayı anlatıyorum. İnsan çok önemli diyorum. Biz her şeyi bırakalım, bir evvela insan olalım. İslam olmadan insan olalım. Zaten insan olmadan İslam olunmaz. İslamdan vazgeçtim. Önce bir normal insan olalım diyorum. Yani nedir normal insan? Hakka hukuka riayet eden, adil, yalan söylemeyen, belli ilkeleri olan, merhameti olan, şefkati olan... Yani e, kendi hak ve hukuku kadar karşıdakinin de hakkını hukukunu arayan, hukukun üstünlüğünü kabul eden filan... Böyle bir insan olalım filan diye ben arzu ediyorum. Yıllardır anlatıyorum bunu. Yani diğer muhalefet liderleri anlatmasa bile ben bunu anlatıyorum. Ama toplumda buna ilişkin çok ciddi bir rağbet görmedim ben açıkçası. Yani dindar kesimden de görmedim. Bakın bütün İslam alimleri hatta ehli mutasavvuf, mütefekkir insanlar insanın özelliklerini anlatır, 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 anlatır ve der ki insan da en çok tecelli eden ad ve hak ismidir. Hafız ismidir. Her halinin kaydedilmesidir. Hak ismi gereğince muhakeme edilmesidir. Vicdanı muhakeme yapmasıdır. Değerlendirmesidir. Tefekkür etmesidir. E herhalde bizim insanımızda bu yok yani benim içimi yakan şeylere bu millet hala okey veriyor, yıllardır tasdik ediyor, e, yeşil ışık yakıyor bu insanları devam ettirdiğine göre bence bir gariplik var bunda. Yani e, hakikaten ciddi bir sıkıntı var. Yani e, bu nedendir, niye böyledir bilmiyorum. Demin söylediğim gibi e, belki bu milletin gene iyiye yorarsanız, bu insanların biz e, işte e, milliyiz, yerliyiz, İslamiyiz, dindarız, bakın Ayasofya'yı da açtık, başörtüsünü de serbest bıraktık, İşte üniversitelere her yere de tarikatlar, cemaatler falan girebiliyor, artık tarikatlar, cemaatler gidiyor her yerde ders de anlatıyor, milli eğitime de hakim olduk diye herhalde bu insanları ikna ediyorlar, kandırıyorlar affedersiniz yani. Kandırmak İslami bir usul değil ama şimdi siyasette algı diyorlar ya evet. algının karşılığı kandırmaktır yani başka bir şey değil aldatmaktır. Herhalde siyasetçiler aldatıyor bizim millette aldanıyor buna yani algı bunun modern ifadesi hissiyatların yanıltılması düşüncenin yanıltılması iradenin sakatlığa uğratılması. E ben yıllardan beri Türkiye siyaseti için bunu düşünüyorum açıkçası. Yoksa insan bilerek, tasdik ederek demin dediğiniz gibi celladına aşık olmuş gibi zararı gördüğü halde, sıkıntıyı gördüğü halde hala gidip neden bunları desteklesin? Neden bunlar hala önemli diye başta tutsun? Demek ki bir sıkıntı var. Biz de hep beraber o sıkıntının karşılığını, ceremesini çekiyoruz diye düşünüyorum. Evet. Hocam bu et kuyrukları ile ilgili de biraz burayı da açmak istiyorum aslında. 150 300 TL et alabilmek çünkü piyasada 500 550 var. Evet. 600 TL kilogram et kilogramdan satış yapan yerler de var. Gecenin hocam üçünde dördünde daha önceki geçmiş yıllarda da Türk kuyruğu vardı, yağ kuyruğu vardı, bu ülke neler gördü gibisinden söylemler de vardı. Yani ben şeyi düşünüyorum hani Allah'ın işine bak bunlar hep gençlerin önüne koyan yaş grupları. Bugün gecenin dördünde et kuyruklarına girmeye başladı. Hocam evet. ya, bu da çok ironik bir durum yani. ve Biz bir şey tartıştığımızda ya da bu öyle değil dediğimizde siz bilmezsiniz diyelim. Biz gaz kuyruğuna girdik, bilmem ne evet. kuyruğuna girdik diğer insanlar bugün gecenin dördünde et kuyruklarına girmeye başladılar. Daha önce hocam gecenin dördünde kuyruklar oluşuyor muydu Türkiye'de? <laughs> ben samimiyetle söylüyorum. Siyaseten konuşmuyorum. Evet. Şimdiye kadar Türkiye tarihindeki her açıdan en sıkıntılı durumu yaşıyorum bu memlekette. Zaten hukuken geçmiş dönemlerle karşılaştırılmaz. Yani darbelerin olduğu, 28 Şubat'ın en son yaşadığımız sıkıntıların olduğu dönemin bin misli daha fazla zulümler var. Bin misli. Adaletsizlikler, hukuksuzluklar. Ekonomik olarak hakeza, yani bir kere Türkiye'de eskiden bir orta sınıf vardı hiç olmasa kardeşim. Şimdi orta sınıf diye bir şey yok. Halkın %70-80'i muhtaç, ihtiyaç sahibi, elde edilmesi gereken gelirin altında bir gelir elde ediyor. Eee diğer %20'nin de %15'i durumunu idare ediyor. %5'i de habire büyüyor. Böyle bir durum var. Dolayısıyla Türkiye'de artık sınıf değişti. Bakın eskiden çok eski değil yani. Siz de bunu hatırlarsınız. Siyasette bu insanlar gelmeden önce konuşulan şeyler, vaatler evdi, arabaydı. Siyasetçiler insanlara bunu vaat ederlerdi. Şimdi hep söylüyorum, ısrarla söylüyorum. Bunların vaadi ise burs ve indirimli bilet. İşte yani e, insan, işte fakir fukaraya 500 lira, 300 lira yardımdan bahsediyorlar. Yani değerler değişti. Bunlar gerçekten Türkiye'yi mahfu perişan etti, talan etti. Sadece bu değil yani mesela şu maden yasası Türkiye'nin yok edilmesi sömürülmesi yani yabancılar işgal etseydi bundan daha beter bir zulüm yapmazdı Türkiye'ye bu kadar daha çok sömürü yapılmazdı sonra bu yurt dışından göçmen diye getirilip Türkiye'ye doldurulan insanlar yani Türkiye işgal edilseydi bundan daha kötü şeyler olmazdı be kardeşim ya onun için e, bu millet ne düşünüyor? ne düşünecek? Birkaç gün sonra dediğim gibi bir seçim var. Nasıl karar verecek? Merak edip bekliyorum. Göreceğiz sonuçları. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşmek ben için. Ben teşekkür, teşekkür ederim hocam. Halil Bey. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Ünlü